Kulze'deyiz. Burada 1,5 saat kadar kalmayı planlıyorum. Biraz yüzeceğim serinlemek için. Biraz güneşlenirim. Kitabımı falan aldım. Dün okuyordum. Bugün dedim bu kitabı artık bitirelim, aradan çıkaralım. Başka kitaplar da var çünkü okumam gereken. Geldik. Hava gayet güzel. Burada yalnız gelecek arkadaşlara tavsiyem, şapka ve gözlük almayı unutmayın. Benim şapka zaten burada. Şimdi video çekeceğim diye çıkardım. Ama direkt alnı kabağınızdan yiyebilirsiniz güneşi. Gölge yerler var ama genelde kapılmış oluyor. Erken gelirseniz onları da yakalayabilirsiniz. Ya da şu arkaya ta böyle ormanın içerisine de gidip oturabilirsiniz. Ben buraya ikinci gelişim. İlk geldiğimde acayip bir kalabalık vardı arkadaşlar. Yani belki ben bu oturduğum yerden 20 metre arkada anca yer bulabilmiştim. Yani buralar full doluydu. Bugün çok çok sakin. Bunu da bu şekilde paylaşmış olayım sizlerle. Evet arkadaşlar, bir peynirli pide yiyeyim dedim. Buranın peynirli pidesini gerçekten çok seviyorum. 2 haftada bir falan gelip yiyorum. Yani son 2 aydır falan keşfettim. Gayet iyi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şu an benzinimiz bayağı az. Şimdi benzinliğe gidiyorum. Bakalım ne kadar tutacak, ne kadara depoyu fullleyeceğiz, göreceğiz. Evet, 70 lira. Güzel. Evet, bunlardan da bahsettiğimize göre devam edelim. Artık eve gideceğiz. Daha sonrasında bir kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum projemi yazmak için. Durumlar bu şekilde. Arkadaşlar antrenman sonrasında fasulye, pilaki ve pilav var. Normalde aldığım yediğim bir şey değil. Belki Almanya'ya geldiğimden beri 3. 4. alışımdır. Ama almıştım, bayağıdır duruyordu, dedim bari şunu tüketeyim artık. Pilavı kendim yaptım ama bu fasulye konserve. Yani bilmiyorum, Almanya'da öğrenci olup da bunu uğraşıp yapan var mı? Belki vardır ama ben değilim arkadaşlar o kişi kesinlikle. Neyse bunu yiyeceğim. Tabii ki tavuk vesaire de var, o da akşam öğünüm. Daha sonrasında artık yavaştan harekete geçeceğiz. Yapmamız gereken işleri yapacağız. Sizlerle beraber daha sonrasında kütüphaneye gideceğiz. Bu arada arkadaşlar, Bilge benim Kalsiyo'dan arkadaşım. Kendisi KIT'de informatik okuyor. KIT'de informatik okumakla ilgili, Kalsiyo'da yaşamla ilgili kendisinde bir YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalda bu konularla ilgili videoları var. Bilge'nin kanalına abone olmayı ve içeriklere göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar herkese selamlar. Az önce kargom geldi Köln kütüphaneden. Köln Kütüphane arkadaşlar, Almanya içerisinde Türkçe kitap bulabileceğiniz bir web sitesi. Fiyatları vesaire gayet uygun, yani Türkiye fiyatlarında. Tabi bazı kitapların fiyatları bir tık fazla olabilir. Ama kesinlikle yani Almanya'dan, Avrupa'dan alacağınız kitaplara göre daha ucuz. Ben de yani Türk yazarların yazdığı genellikle kitapları Köln Kütüphane'den almaya çalışıyorum. Bu benim herhalde 3. veya 4. olması lazım. 4. siparişim. Yani ben de çok uzun zaman olmadı keşfedeli. Bir 2-3 ay kadar oldu. Yani şu ana kadar herhalde bir toplamda 45-50 tane kitap sipariş etmişimdir. Şimdi de bir 5-6 tane kitap sipariş ettim. Tabii hepsini daha henüz okumadım. Belli bir kısmını okudum, okumaya devam ediyorum ama uzun süreli bir stok yaptım diyebilirim. Şimdi açalım arkadaşlar bu şeyi de. Kitaplar bu şekilde geldi arkadaşlar. Gayet iyi. Kendileri sağ olsun bana da bir indirim kuponu gönderdiler. İndirim çeki gönderdiler. Hediye çeki mi diyorlar. İndirim kodu mu diyorlar artık. Neyse ondan gönderdiler. Ha, bu şekilde de size küçük bir hediyemiz var diye de şey yapmışlar. Neymiş hediyeniz? Şöyle bir de ayraç göndermişler. Simit sizden, çay bizden. Avrupa okusun diye. Bu arada arkadaşlar bildiğim kadarıyla Avrupa'nın her yerine gönderim yapıyorlar ama tekrardan bir araştırın. Yani Almanya'da yaşayan, Almanya'da olan kişiler Türkçe kitap okumak istediklerinde, yani yabancı kitapların Türkçe çevirileri de var bu arada. Mutlaka hani tavsiye edebileceğim bir web sitesi. Fiyatları gayet uygun. Kitapları Türkiye'den getiriyorlar.
Bir de çay vermişler. Bunu da içerim birazdan. Arkadaşlar şöyle Afrika Tarihi diye bir tane kitap aldım. Merak ettim yani Afrika Tarihi, Afrika hiç bilmediğimiz bir kıta. Yani çok bilmediğimiz bir kıta yani çoğumuz bilmiyor. Ben bilmiyorum en azından öyle diyeyim. Ben bilmiyorum. O yüzden dedim ki ya Afrika'da hani Avrupa tarihini az çok biliyoruz. İşte ne bileyim hani Türkiye, Mezopotamya oranın tarihini az çok biliyoruz ama Afrika'da o konuda ilginç bir yer. O yüzden böyle bir kitap aldım. Bakalım bunu okumaya başlayınca ya da bitirdikten sonra sizlere bunlarla ilgili de arada böyle ufak ufak kitapla ilgili bilgiler de belki verebilirim eğer istiyorsanız. Eğer böyle şeyler istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Önerilen bir kitapmış. Bu da hangi İnkılap Kitabevi'nden? John Le Carre, Smiley'in insanları. Bu adam şey olması lazım, bir eski bir ajan olması lazım. Onun yazdığı bir kitap, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, diğer birkaç tane daha kitaplarım mevcut. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi siteye gidip bakın mutlaka, fiyatlara bakın, hangi kitaplar var yok bakın. Sürekli olarak da kampanya yapıyorlar, işte ücretsiz kargo kampanyası veya 3 al 2 öde kampanyası gibi. O yüzden kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Arkadaşlar bu tam %100 bir reklam değil ama sağ olsunlar onlara mesaj attıktan sonra bana hediye çekiyle döndüler, %10'luk bir hediye çekiyle döndüler. O yüzden hani bahsettim ama onun dışında zaten benim kendim kullandığım, alışveriş yaptığım bir site. Memnunum. Yani kitapların sadece gelmesi, onu söyleyeyim yani, gelmesi biraz sürüyor. Bir iki hafta, üç hafta bekleyebilirsiniz. Yani çok fazla kitap sipariş verdiyseniz belki 3-4 haftaya da bulabilir. Ama dediğim gibi hani böyle 5-6 tane kitap sipariş verdiyseniz ve stoklarda bir sıkıntı yoksa arkadaşlar genelde geliyor 2 hafta içerisinde. Hani Avrupa'da şimdi genelde kargoların gelme süresi işte 2 gün, 3 gün falan gibi, bazen 4 gün ama bir hafta içerisinde geliyor. Sadece işte burada kitaplar olduğu için ve kitaplar Türkiye'den geldiği için arkadaşlar, o yüzden sürebiliyor. Süre olarak aklınızda bulunsun. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Abi sağ olsun bizi Bregenz'e getirdi. Ayaküstü hemen bir Avusturya turu. Gezelim bakalım. Ben de ilk defa geliyorum. Avusturya'ya ilk defa gelmiyorsun ama. İlk defa geliyorum. Ciddi mi? Cidden. Toprağı hani ayağını gördüm hani geçen hafta gezide karşımızdaydı hemen de. Çitlerin öbür tarafı Avusturya'yı. Vay be. Abi. Mangaldayız. Sağ olsun Emre abimiz bize güzel bir mangal yapıyor. Evet Emre abi, bugün sağ olasın bizi gezdirdin. Ağırladın elinde. Ne demek canım? Güzel bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Avusturya taraflarına gittik. Güzel bir kokteyl içtik. Biraz muhabbet ettik falan Emre abiyle. Aynen. Çok sizler için zaten detaylı bir video da çekeceğiz. Abi evet, nasıl gidiyor? Sen en son iki tane video çektik. 2 sene oldu herhalde. 2 sene oldu. Evet. Tam 2 sene. Ben Berlin'deydim o zaman. Evet, ben de tam Amerika'daydım. Şey, tam yazında hatta 2 evet. Sene oldu. Güzel, aynen işimize başladık. Yeni bir yere taşındık. Güzel. Mutlusun, hayat. Çok inanılmaz mutluyum. Çok güzel gerçekten her şey. Evet. Umarım hep böyle devam eder. Herkesin gönlüne göre olsun. Evet arkadaşlar, ben de geldim. Gerçekten Emre abi hani güzel düzenini kurmuş. Kurulu düzenini en sonunda yapmış. Aynen, kurulu düzenini kurmuş. Hani bir yere hareket edemezsin abi artık. Bu sefer Türkiye yok, falan gidemezsin. Geri dönüş olmaz çünkü kurulu düzen kurulu düzen var. Olmuş, tam da. Çoluk çocuk. Çoluk falan, çocuk. O da yolda. Onlar da yavaş yavaş ileride. Onlar da olunca hiç dönemeyiz zaten. Hiç dönemezsin. Aynen, kesinlikle. Evet, biz şimdi mangal yapacağız. Sizler için de zaten detaylı bir şekilde sohbet muhabbet videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Abi sen bu işi yapıyorsun ya. Evet ya, bu işte biraz. Peki bu Adanalı olmandan Adanalı mı kaynaklı abi? Tabii ki paralel. Paralel. %100. Yani. Lineer olarak hani doğru orantılı artıyor. bu işi sevmek gerekiyor ya. Bizim hobimiz Adana'da. Peki abi şey, belki kızarsın ama acı atıyor musun abi buna? Yok, acı atmıyorum. O öyle, kendisi böyle oluyor.